Evet sevgili dostlar Türkiye'nin en gelişmekte olan Fenerbahçe YouTube sayfası olan Kadıköy Sokağı hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Sizlerin desteği sizlerin katkısı ve sizlerin yardımıyla bu kanal daha da büyüyecek inşallah. Sevgili arkadaşlar hepinize mutlu pazarlar diliyorum 6 Ağustos 2023. Resmi açımıza az kaldı. Bir son dakikayla giriş yapayım. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimse artık o takımı şampiyon yapacaklar diyemeyecek kanal kapatmaya kadar giden cezalar alacak demiş. Yahu he he diyorum. Eğer sen sözünde samimi olsaydın çıkıp diyeceğin cümle şu olurdu. O elimizde belgeler var diyen arkadaş var ya o belgeleri hala açıklamadı. Bir hafta süre tanıyoruz. Bir hafta içinde açıkladı açıkladı açıklamasa geçen sezonun şampiyonluğu el değiştirecek derdim. Bak bakalım neler oluyordu. Yine aynısı olacak arkadaşlar. Selçuk Yula Allah rahmet eylesin. Selçuk Yıla'yı vefatının 10. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Ben bir itirafta bulunayım. Birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Ee, rahmetli Selçuk Yıla sayesinde ben Fenerbahçe yorumlarını sever ve dinler olmuştum. Hani birçoğunuz da belki benim sayemde dinlemeye başlamışsınızdır. Eminim bazı arkadaşlara gerçekten sevdirdiğimi düşünüyorum. Ve ben bir gün demiştim ki kafaya koyup Ulan bir gün ben de yorumlar yapacağım. Ama televizyonda ama radyoda ama bir yerde diye. O zamanlar tabi sosyal medya yoktu böyle. Hani Selçuk Yulay'da yan yana çıkacağım diye hayaller kurmuştum. Hatta işte onunla birlikte Fenerbahçe düşmanlarına kafa tutuyoruz falan. Öyle hayallerim vardı. Bunun ömrü yetmedi ama ben hala ısrarla söylüyorum. Hani sanki Fenerbahçe hakkını savunduğumda hep yanımda oluyor gibi hissediyorum gibi. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Kayseri'li bir öğretmen kardeşin seni asla unutmayacak Selçukullah mekanın cennet olsun inşallah ve ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar birçok kişi bana söylüyor hocam diyor canlı yayın yap canlı yayına birilerini dahil et at diye insanlara güven olmuyor bir ikincisi bunu yapacak program hani e, tam bilmiyorum biraz hakim olursam eğer bir program varsa hakim olursam yapmak isterim üçüncüsü de aslında benim bu seneye dair çok ciddi projelerim var önce kanalı büyütmeyi proje olarak hedefe koydum. Bir 50 bin falan olursa canlı yayın haftada bir gün belki de iki gün mutlaka yapma fikrim var arkadaşlar sürpriz konuklarla birlikte. Zaten 50 bin falan olsa tanıdık meşhurlar da artık kanalımızın davetini geri çevirmez. Şimdi kimi çağırsam kimse gelmez. 33 bin kişilik kanal ne geleceğim der. Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyal Fenerbahçe maçından puanla döneceğiz demiş. İnşallah farklı yenilgiyle dönersiniz. Acı Wright, ile sözleşme imzaladı. 9 milyon euro bonservis. servis. 2 milyon euro bonus sonraki satıştan %20 pay. Beni futbol cahilliği ile vasatlıkla itham eden bütün arkadaşlara duyurulur. Dayıçı Kamada Mustafa Hoca yine bildi. Dayıçı Kamada Lazio ile sözleşme imzaladı ve Lazio Kamada'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 3 milyon euro maaş 4 yıllık sözleşme. Yani Galatasaray hiç görüşmedi herhalde görüşseydi 600 bin euroya falan imza atardı yıllık. 50-60 milyon euroları reddederdi. Galatasaray demişken Samsun Spor Emre Kılınç'la 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamış. Herhalde Talyan'ı da e, Samsun Spor aldı. Niye aldı? Bence sus payı için. Bakan bu transferini Samsun Spor küçük meblağlara halledecekken iş büyüdü. Ama Galatasaray Samsun Spor'un aldığı paradan çok daha aza aldı. Samsun Başkanı çıktı bildiklerimi açıklarım gibisinden bir şey söyledi. Ne hikmetse iki Galatasaray oyuncusu Emre Kılınç ve Talyan Samsun Spor'a verildi. Bakalım e, onlar da onlara bir şey verecek mi? Ahmet Ercanlar Galatasaray, İkar diye 6 milyon euro maaş verdik diye kapa açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı ise sponsorlarla 10 milyon euro verdik dedi. Arada devletten çalınan 1.9 milyon euro vergi var. Fenerbahçe taraftarının yerinde olsam CİMER'e, Maliye Bakanlığı'na hemen şikayet ederim demiş Şimdi burada Ahmet Ercanlar'ın kastettiği Galatasaray'a hırsız demiyor. Galatasaray'a vergi kaçakçısı da demiyor. Hani eğer bu bildirim tam değilse vergide bir sıkıntı var diyor. Niye? <laughs> ya arkadaş sponsorun da vergisi var. Bunu söylüyor. Mesela bu YouTube. Ben size YouTube'un politikasını hiç söylemedim. Bir, bir bilmiyorsunuzdur. Arkadaşlar YouTube bir kere kazanılan gelirin, yani kazanılan toplam gelirin atıyorum 10 bin lira diyelim. %18'ini Türkiye Cumhuriyeti Devleti alıyor, kesiyor. Bu şekilde onaylıyorsunuz. Onaylamazsanız zaten olmuyor. %25'lik kısmını da Amerika Birleşik Devletleri kesiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar kazandınız? 10 bin lira. %25 oradan, %18 oradan, %43 gitti. Anlatabiliyor muyum? %43 gitti. Artı döviz olarak kazanılıyor, kazanılıyor ama TL olarak yatırıyor. Orada da ciddi bir azalma söz konusu. Yani yaklaşık bir 3-5'te oradan desen yaklaşık %50'si zaten vergiye gidiyor. Hatta bir dönem sosyal medya fenomenleri vergi verecek yoksa kanalları kapanacak diyordu ya ben gülerek izliyordum. Bilmeyenlere ne kadar kolay. Anladınız mı kesilen vergiyi? Şimdi bir futbolcuya sponsor olduğu zaman sponsor devlete vereceği vergiden <laughs> biraz yırtıyor. Ama yine de vermesi lazım. İş karışık. Galatasaray demişken Ali Koç Galatasaray ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk ile Aramızda kamuoyunca malum diyalog geçmiştir. Kalabalık bir toplantıda herkesin göz önünde yaşanan bu diyaloğa rağmen birkaç gündür konunun muhataplarınca gerçek durumda hiç ilgisi olmayan açıklamalar yapıldı diyor. <laughs> uzun uzun açıklama. Bunu siz elde edebilirsiniz. Yine Galatasaray demişken OÇ adlı Galatasaray YÇ adlı Galatasaray yancısı bir arkadaş var. Fenerbahçe 45 milyon euroluk satış yaptı ama geçen sezon Jesus'un maliyeti 41.2 milyon euro. Yani 1.3 milyar TL demiş. Bakın. Jesus'un maliyeti 41.2 milyon euro. Burada neyi kastediyormuş? Anlatayım arkadaşlar. Muhasebeciler bunu hesaplasın. Jaden Osterbold'de 7 milyon euro diyor. Birisi bu arkadaşa açıklasın. Kap bildirimi 6 milyon euro yapıldı. Bu piyasa değerleriyle oynamaktır. Bu Fenerbahçe'yi hırsızlıkta suçlamaktır. Bu SPK'ya göre Fenerbahçe suç işleri diye iftira atmaktır. İnşallah Hukukçu Fenerbahçe Derneği bunu görüyordur. 1. Bilyan Arao 3 milyon euro doğru. Luan Perez 5 milyon euro. Ee, Luan Perez 5 nokta... küsürdü diye hatırlıyorum ben ya. Yine de bakayım hani transfer market değeri 5 milyon ama sakatlık 5.23. Öbür taraftan fazladan eklediği 1 milyon eurodan 230 bin euro çık. Samet Akaydın 3.7. Yan Samet Akaydın konusu 3.7 verildi ama başka bir anlaşma daha yapıldı. Gustavo Henrique 1.4 diyor. Lincoln 3.5. Cao Pedro 6. Mal olan mala söylüyorum. Aptal olan aptala söylüyorum. Gir bak transfer markta 4.68 yazıyor. Yani mal olan mal oradaki 4.68'i 6 olarak görmez. Batshuayi 3.5. <laughs> Jesus senelik maaş 8 milyon euro. 8 değil 16 alıyordu. Lan Jesus ve ekibinin toplam aldığı para 6 milyon euro. Ha 2 milyon euro da Ali Koç Cebinden veriyordu ayrı mesele ama hadi 8 diyelim. Toplam 42 milyon euro 1.2 milyar TL. Peki sorması ayıp. Merakımdan soruyorum. 3'e alınan Aravo'ya 6 teklif var biliyor musun? 5'e alınan Luan Perez'e 5.5 teklif var. 3.7'lik Samet'e 3 teklif var. Mustafa Wernicke 1.4 e alındı ama 2'ye giderse şaşırır mısın? Lincoln ciddi sakatlanmasaydı 7 milyon euro Sporting Lisbon'dan teklif vardı. Cao Pedro 6 milyon euroymuş ya. 4.68'e alındı. Maaşından feragat etti 2.9. Yani 2.5'undan feragat etti. Artı 3.5 konuşuluyor. 5.5 da olabilir. Yine o da kar. Batshuayi 3.5'e alındı. 15 teklif var. Şimdi soruyorum burada Fenerbahçe nasıl zarar etti? Ben şunu uyarayım. <laughs> Bu arkadaşlar analarına avratlarına sövdürüp tazminat almak için bunu yapıyor. Bunu tuzağına düşmeyin. Muhtemelen Whatsapp'tan talimat geliyor bu arkadaşlara. Bak bu arkadaşlara şunu da söyleyeyim. Mala anlatır gibi anlatayım. Belki anlarlar. Sadece şu ana kadar Fenerbahçe transfer satışından bonuslar olmadan yaklaşık 50 milyon euro kazandı. Sizin ittirilen, kaktırılan, şampiyon yapılan uzay takımınız ne kadar kazandı? Ben aklımdan soruyorum. Yine aynı şekilde hani kazıkları konuşuyoruz. Yusuf Demir 6,5 milyon euro. Morutan 6.5, Çikildağ 7.5, Zaha'ya 10 milyon euro yıllık ücret. Artı 15 imza mı verdiniz bilemem onu. Zanyolu 30 milyon euro şimdiden girdi bile. Icardi'ye 3 yıl için 40 milyon euro. Nelson'a teklif 5 milyon euroymuş haberiniz var mı? Arkadaşlar 5 milyon euroluk resmi teklif varmış Nelson'a. Sakaboya'ya 6 milyon euroluk resmi teklif var. O İngiliz Premier Lig ekibinden. Hadi bunları açıklasanıza. Çekseniz. Delikanlıysanız bunları açıklayın. Ya yine aynı şekilde hani İsmail Yüksek diye bir eleman var. Belki bilirsiniz. Galatasaraylı arkadaşlar. İsmail Yüksek diye bir arkadaş var. Milli forma altındayken herhalde destekliyorsunuzdur. Yani milli forma giydiği için desteklediğinizi düşünüyorum. Fenerbahçeli ama milli forma giydiğinde destekliyor musunuz? Yoksa Fenerbahçeli lan bu. Kırmızı beyazda da giyse bu sarı lacivert mi diyorsunuz? O kadar da değilsinizdir canım. Ya bunu yapan Fransız bayrağını diker. Lisesi'ne O kadar da değilsinizdir zannetmiyorum. İsmail Yüksek, <laughs> İspanyol Mallorca, Fransız Nantes takımları. 12 milyon euro resmi teklif yapan Bayer Leverkusen takımı resmi teklif. Ve <laughs> İsmail Kartal oyuncusunu bırakmak istemiyor arkadaşlar. Şimdi Nantes takımını falan e, Sel Levent e, bahsetmiş bu Nantes ve Hayır, o kadar benim haberim yok onlardan ama Bayer Leverkusen'in 12 milyon Euro'luk resmi teklifi opsiyonlarla 16'ya çıkan resmi teklifinden haberdarım. Aynı Jesus'un parlattığı oyuncu. Ha yanlış anlaşılmasın. Aynı Jesus'un parlattığı Arda Güler 20'ye gitti 10 opsiyon aldı ha. Hem de sakat sakat. Öpücükler sizin olsun. Diego Rossi'den Fenerbahçe kar elde etti. Öpücükler size gelsin. Bora Aydınlık sadece hazırlık maçında oynadı. Hal City Bora Aydınlığı kiraladı. Çocuklar yine size gelsin. Yine aklıma gelmişken. Benim aklıma çok şey geliyor. Michi Batshuayi. <laughs> Dura bakmayın. Biraz gıcık kaptım bir şeylerden. Michi Bacuay, 10 milyon euro teklif gelmiş. Ya Sabuncuoğlu'nun Twitch yayınından. Resmi tekliften bahsediyor. 10 milyon euro. Yanlış bahsediyor. Kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor Batshuayi. Parmağını kaldıran bir arkadaş burada haftalar önce, iki haftaya yakın önce dedi ki Batu şu için öyle bir teklif geldi ki çıldırırsınız. Saat gitsin saat 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 dersiniz. Ama o paraya Batu şu gibisini bulabilir miyiz? Soru işareti. Bakın. Bakın arkadaşlar. A plus korvetimiz Edin Ceko. B plus değil. A B plus. Yani A plus'a yakın B plus'tan arasında korvetimiz Batu Şua'yı. B plus olmasa da ben B plus görmüyorum. Kusura bakmasın. Özür dileyerek söylüyorum. C plus da Umut Nahir'im var. Yani iki tane kaliteli. Üçüncü yardımcı forvetim var. Hani bunlara başkaları da eklenebilir. Hani zor kalırsan onu bunu oynatabilirsin diye. Şu aşamada Batu Şua'yı satmak yerine birini bulamazsın. Mesela Musa Dembele'yi alsan olurdu ama gitti Arabistan'a. Şu aşamada forvetin yerini forvetle doldurmak çok zor. Ama hani bizi batıran Jesus varmış ya o Jesus'un kocularından birisi. Arao konuşmuşken konuşalım yine aklıma gelmişken. Bilyan Arao artık her an kap bekliyorum. Her an. Ama muhtemelen salı falan olur. Salı ya da çarşamba olur diye düşünüyorum Arao'nun kapına. Mesajı da vereyim buradan. Hocam ben anlamadım ya. Su mu içeyim? Eskiden su içerek duyum veriyordum. Salı ya da çarşamba herhalde Arao konusunda açıklamalar yapılır diye düşünüyorum. Sevgili Sercan Hamzoğlu olduğu ki Arao'nun elden çıkması çok yakın. Ama Al-Hilal'den ne sözlü ne resmi bir teklif henüz yok. Arabistan'dan ilgilenen iki kulüp var. İki kulüp şartlarını sordu ama şu an Jesus'un takımı Al-Hilal'den Fenerbahçe'ye ulaşan teklif yok demiş. Bu arada Jesus'un takımı Al-Hilal, Al-İttihat 3-1 mağlup ederek Avrupa kulüpler, şey Arap kulüpler şampiyonasında yarı finale yükselmiş. Muhtemelen finale de çıkıp kupayı da alır. Jesus kaliteli oyuncu istiyormuş ha bilginiz olsun. Bizde çok var. Bizde çok çok var. Ama biz yine de birilerinin de ilgileniyoruz. Mesela Ekambi. Yine su içeyim mi? Ne zaman olacağım? Arkadaşlar artık bugün sonuna geldik. Bugün pazar gündeyiz. Ben bugün artık geldi geldi. Kap gelmedi. Ben sinirleneceğim artık. Ekambi. Sağ kanat. Ve Cengiz Ünder transferi düşünülüyor. Cengiz Ünder transferinden bağımsız olarak sol kanat için yedekleyici bir forvet. Ancak nasıl yedekleyici bir forvet? Şimdi Cengiz Ünder ismi arkadaşlar bu bizi biraz uğraştıracak isim. Oldu, olmadı, iptal geldi, geliyor. Ben ona karışmam. Niye karışmam? Çünkü Marsilya başkanı çoktan anlaşmışken döndü. Ben kap dedim açıkladım. Üyelere dedim ki arkadaşlar buradan dönmüyoruz. Tamam dedi. Futbolcu tamam. Başkanı tamam. Bizimkiler tamam. Her şey tamam. Adam sabaha döndü. iki kere, üç kere döndü. Üç kere. Sekize okeydi. Sekiz artı ikiye okeydi. Sekiz artı dörde okeydi. Üç kere döndü. Şimdi ekan bir sol ön forveti alternatifler. Hani sağ kanada illaki bir isim gelmesi lazım. Orta sahaya bir şeyler alması lazım ve Cengiz için anlamsız anlamsız bir şey de 15 milyon euro. Yani Cengiz işinde ortalığı karıştıran tamamen ve tamamen bu kulüp. Arkadaşlar Joshua King diye bir oyuncumuz var. Yine bu çöp Jesus var ya. Hani Fenerbahçe'yi batırmış. Bedava aldığımız King'e 4 milyon euro'nun üstünde teklif var. 6 ila 8 arasına giderse ulan sen demiştin dersiniz. İnşallah da 8'e gider İnşallah böyle bir şey olur. Düşünsene bon servisiz aldığın futbolcuyu bir sonraki sezon 8'e gönderme. Olur mu olur. Şimdi Volkan Demir ekan bir transferi resmiyete kavuşursa Fenerbahçe Lyon'a 2.1 milyon euro bon servis ödeyecek diyor. Bon servis demeyelim, sözleşme fesih payı diyelim. Bizim bon futbolcu almamız biraz sıkıntı. Biz de alacaklarına karşılık imza parası olarak verebilirsin. Sıkıntı derken FFP'miz yeni bitti. Şimdi başka bir duyumcu Sercan Amzoğlu detayları kontrada anlatmış. Bu iki gün öncesinin haberi. Özel Fenerbahçe Karl Toko Ekambi ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde mesafe kaydetti. Özür dilerim bunu Yağız Sabuncuoğlu söylemiş. Çok özür dilerim. Önemli mesafe kaydetti iki gün önce yalnız bu. Taraflar kontrat süresinde anlaştı. Maaş pazarlığında aradaki fark azaldı. Görüşmeler devam ediyor demiş. Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe-Lyon'la anlaştığı Ekambi'den haberi bekliyor demiş. Bunlar arkadaşlar 2 gün öncesinin haberi. Yani 4 Ağustos'u 5'e bağlayan gecenin haberi diyeyim. Sonrasında 5 Ağustos'ta ya Sabuncuoğlu ilerleyen saatlerde yani 5 Ağustos bitmeye yakınken Fenerbahçe'nin teklif ettiği maaşla Arıl Tokay Kompi'nin istediği maaş arasında yaklaşık 500 bin euro fark kaldı. Fenerbahçe son teklifini iletti. Ekambi teklife cevap vermek için biraz daha süre istedi demiş. Ahmet Ercanlar. Şimdi kulübe yakınlığıyla bilinen bir isim. Niye? Yani Ali Koç iktidarını destekledi. Desteklemenin dışında biraz da hani e, ya kulübe yakın durdu. Öyle söyleyeyim. Hocam Ali diye kitap yazdı. Yalakalık yaptı falan filan. Ya, yalakalık denmez. Eğer dışarıdan tarafsız gözle baksan bana da yalaka dersin. Dersin abi. Her şeye savunuyor. Altay bayındır. Ya adam küfür ediyor Altay Bayındır'a. Ya Altay Bayındır küfür edilecek bir adam değil. Bir adam Altay'a küfür ediyorsa karakteri sıfırın altındadır benim gözümde. Altay'ın küfür edecek bir durumu yok ki. Hani bu cümleyi kurmak istemiyorum. Ama e, ya da kurmayın başka bir şey söyleyeyim. Hani muhafazakar diyebileceğin tarzda bir adam. Aile gelenek göreneklerine, örf adetlere bağlı bir adam kitap okuyan, kendini geliştiren iyi niyetli, insancıl bir adam. Sen bu adama eğer ana avrat küfürler ediyorsan senin anan da değersizdir, bacın da değersizdir. Bu adam küfürü hak edecek hiçbir şey yapmadı. Hocam geçen sene çöptü, formsuzdu. Ya herkes olabilir. Beş parmağın beşi bir mi? Bak ben burada videolar çekiyorum. Ağzımdan bir cümle kaçtı. Çok özür dileyerek. şerefsiz dedim mesela. Çok özür dilerim. Ağzımdan kaçtı diyelim. Ben söylemek istemiyorum yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Özellikle canlı yayınlarda o kadar tahrik eden mikrop evladı var ki. Yani o kadar tahrik eden mikrop evladı var ki sokakta büyüdüler bu kadar pislik olamazlar. Yani nasıl bir ailede büyüdüklerini anlayın diye söylüyorum. Olabilir. Bir yanlış yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? 6 ayında geçen senesi yanlıştı ama omuz sakatlığıyla oynadı. Bir, savunma çok önde kuruldu. Topu alan kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. İki, Altay'ın kurtarış sayısı, Mustera'nın kurtarış sayısı, Altay'ın çıktığı maç dakika sayısı, Mustera'nın çıktığı dakika maç sayısı ve yediği golleri kıyaslayın. Mustera'dan daha iyi istatistik. Uğurcan Çakır'dan daha iyi istatistik. Beştaş'ınkinden daha iyi istatistik diyeceğim. Böyle de komik bir olay var. Mustera 180 dakika çıkardı. 2'de 0. Gol yemedim maşallah. Bu istatistikten bakalım hocam o zaman Altay düzeldi mi diyelim. Ya arkadaşlar... Transfer sezonu bitti. Kadromuz bu. En iyi kadro olur benim gözümde. Dünyanın en iyi kadrosu olur. Eleştiririm. Mesela bana kalsa bak şu ayı 15 teklifim var. Satarım beklemem. Hocam daha bulamaz. Muadilini bulamayız diyordun. O ne oldu? Bulamayız. Araştıracaksın. Geçen sene Icardi Galatasaray'a hangi gün geldi? Temmuz'da mı geldi? Ağustos'ta mı geldi? Bakın bakalım Icardi Galatasaray'a ne zaman geldi? Eylül'de gelmedi mi? Uyanın uykular. Fırsat transferiydi. Gördünüz değil mi fırsatı? Geçen sene Icardi'yi Galatasaray'dan çek. Trabzonspor'a koy. Bir kere hakem desteğine rağmen yine Galatasaray şampiyon olamazdı. Trabzon'da belki ilk ikinin içine bitirirdi. Neyse. Neyse ben yine devam edeyim. Ahmet Ercanlar diyor ki ekran bir yerine Fenerbahçe'nin bir sağ kanat alması gerektiğini düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Hadici ve Kenti solda oynatabilirsiniz. Üçüncü bir oyuncu bana biraz lüks geliyor demiş. Bana niye gelmiyor? Bak şu ayı 15'e sattın. King'i de 6'ya sattın. 21 milyon euro var elinde. Ceko'nun yedeği kim? Umut Nair. Umut Nair yerine kan forvet olduğunu düşün. Bak güçlü, fizikli. Tam bizim ligin adamı. Bak normalde ben bu cümleyi kurmam ama bu adam bizde büyük işler yapar az parayla çok iş yapan adamlardan biri olur gibi geliyor. Bilmiyorum. Son duyumlar Sergen Hamzoğlu Ekambi için Lyon ile 2.1 milyon euroya yer konuda anlaşıldı. Bir şey söyleyeceğim bana bir ara gelen duyum sözleşmesini feshedebilir. Öyle bir hakkı var diye. Belki de 2.1'i verip sözleşmesini feshedecek. Biz ona ödeyeceğiz imza parası adı Onu bilemem. Ama oyuncuya Arabistan'dan teklif geldi. Oyuncuyla her, henüz anlaşılamadı. Ekran bir Arabistan'dan gelen rakamı Fenerbahçe'den istedi. Fenerbahçe'de kendi şartlarına uygun olursa imzalayacak. Henüz anlaşma yok demiş. Bizim teklifimiz 1.7 idi. Yağız Bey 500 bin euro kaldı dediğine göre 2.2'ye kadar düştü. Bu 1.9'da falan anlaşılır. Ben size söyleyeyim. Ve bu transfer gerçekleşir gibi geliyor. Ee, hani olsa güzel olur muydu? Olsa çok güzel. Olsa çok güzel olurdu. Ama olmadı. Şimdi sevgili arkadaşlar son iki haberimizdeyiz. Al-Shabab Yannick Carrasco ile anlaşmaya çok yakınmış arkadaşlar. Arap basını bu bilgiyi veriyor. Bilginiz olsun. Keşke olsa dediğim bir olay. Evet şimdi ben size bir oyuncu söyleyeceğim. Oyuncunun adı Fred. Manchester United takımında oynuyor. Yanlış duymadınız. Manchester United takımında oynuyor. Bir sezon kaldı sözleşmesinin bitimine. Brezilyalı 1.69 boyunda merkez orta saha oyuncusu. 32 Brezilya milli maçı var. Fred arkadaşımız 6-8-10 oynayabilen ama geçtiğimiz sezon 8 numarada geçiren en yüksek piyasa değerine 50 milyon euro ile Manchester United'da ulaşan ve 2022 Aralık'ta sözleşmesini uzatıp 2024'e kadar sözleşmesini uzatan 2018 yılında Shakhtar Donetsk'te Manchester United'a 59 milyon euroya gelen ancak düşüşlü olan futbolcu takımdan ayrılmak istiyor. Transfer market %59 Galatasaray yazıyor ama Fenerbahçe bu arkadaşla görüşüyor. Evet yanlış duymadınız. Za ha ha yazan arkadaşlar iyi dinlesinler beni. Fenerbahçe bu arkadaşla görüşüyor ve şartlarını sordu. Ben sadece bu kadar söyleyebilirim. Hocam sence gelir mi? Hocam sence olur mu? Hocam şöyle olur mu? Hocam böyle olur mu? Ne oluyor lan bir de şey çalaydınız. Allah Allah. Kırnata çalaydınız. <laughs> Son günlerin meşhur şeyi. Enstrümanı. Yo, horon çalın. Horon daha güzel olur. Ya arkadaşlar Fenerbahçe Fred'le görüşüyor. Ve sürpriz bir 6 numara var. Ben Premier Lig'den olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada çok konuşulmadığını düşünüyorum bu arkadaşın. Jorginho mu hocam? Değil. Jorginho değil arkadaşlar. Jorginho'yu ben olmayacak dedim hatta. Gelmeyecek benim şeyime göre. Tahminlerime göre. Sürpriz bir altı ve Fred'le Fenerbahçe iki tane orta saha nasıl olur? Kabul ediyorsanız. Ben abone kabul etmiyorsanız dislike atın. Berk Berk gözle diyor Fenerbahçe zaysa sözleşme uzatınca herkes orta sahaya bir transfer yapılacağını söyledi. Ben iki transfer yapılacağını düşünüyorum demiş. Ben bunu bu şekilde söylemiyorum. Crespo artı Arao giderse ki gitmesi çok muhtemel. Bir tane 6 ve bir tane 8. Ama Crespo kalırsa bir tane 8 olacak gibi duruyor. Ama ben hem 6 hem 8 olacağını söylüyorum. Çok da güzel subliminal verdiğimi de düşünüyorum. Arkadaşlar durum böyle. Hocam Fred'e sen yüzde verir misin? Bugün yüzde 60 veririm. Çünkü güzel gidiyoruz. Ekambiye yüzde 99 derim. Bozulacağını zannetmiyorum ama. Arap transferi daha yüksek gelirse yapacak bir şey yok. İsmail yüksek kalacak gibi. Batshuayi için bir şey söyleyeyim. 20 milyon euro veren olursa gider. 19,5 verseler gitmez. Çünkü 1905'e benziyor. 20'ye gider Batu Şuhayi eğer gelirse. Arao 6, Cengiz Ünder ben Eylül'e sarkacak gibi görüyorum. Ama 15 Ağustos'tan önce Cengiz gelmez diyorum. Hadi odri meydan. Rahmetli Selçuklu Allah rahmet eylesin. Mehmet Büyükçekşi sallayın. Hacı gördünüz. Kamada'yı gördünüz. Emre Kılıç. Yani bu olayların hepsini gördünüz arkadaşlar. Ee, Kap açıklamaları. Ali Koç Galatasaray Başkanlığı pısırık demişler. Bilmem ne demişler. O beni alakadar etmez. Jorge Jesus'u konuştuk. Jorge Jesus Fenerbahçe'den bir iki tane futbolcu alsa. Ercan Hamzoğlu dedik. Altay Bayındır ben Altay'ın da gideceğini zannetmiyorum. Ben kaleci de geleceğini zannetmiyorum ama. Bakalım arkadaşlar diğer kısımda görüşürüz. Eğer videomuzu beğendiyseniz sıradaki video benden bütün Kadıköy Sokak takipçilerine gelsin. Görüşmek üzere.